başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena zalemna enfusena ve in تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Mesnevi Nuriye'den İ'lem kaldığımız İ'lem'den devam ediyorum ben. Ali Hoca'nın bir önceki sohbetinde yapmış olduğu İ'lem Eyyüel Aziz'i arıyordum az önce. Zannediyorum şuradaydı, ben o derste yoktum ama recordinglerden dinledim. Kalbin umuru dünyeviye ile kasten iştigal etmek için yaratılmış olmadığı şöylece izah edilebilir diye bir paragraf halinde vardı. Orayı çalışmışsınız. Sonuna kadar dinlemedim ama zannediyorum o paragraf bitmiştir diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki İrlema'yı Eyyühe Aziz'den devam edeceğim şimdi. Şöyle diyor, birlikte üzerinde düşünelim. İ'lem eyyuhel aziz, Kur'an semadan nazil olmuştur. Ve onun nüzulüyle, Mehmet Emin link gönderdi, herhalde kaldığımız yeri bulmak isterseniz online, ben de aynı yerden takip ediyorum. Kur'an semadan nazil olmuştur. Ve onun nüzulü ile semavi bir maide, maide sofra demekmiş ve bir sofrayı ilahiye de nazil olmuştur. Zaten hemen arkasından da söyledi. Hemen ilk başta cümlede dikkatimizi çeken terimlerden konuşmaya başlayalım isterseniz. Kur'an semadan nazil olmuştur. Kur'an'ın içerisinde bununla ilgili, nazil olmaktan, nüzül olmaktan ilgili biliyorsunuz bir sürü ayet var. Nazil olmanın da yani Kur'an'ın içerisindeki mesajın semavi olduğuyla ilgili bu derslerimizde epey bir vurgusunu yapıyoruz diye hissediyorum ben ve hakikaten de vurgusu yapılması gereken, bizim dikkatimizi çekmesi gereken bir gerçek. Biz bunu her ne kadar semavidir diye söylüyor olsak da benim tecrübem, siz farklı bir şeyler yaşamışsanız siz de paylaşın. Bu semavilikten kastedilen şeyin ne olduğunu tam olarak pek anlayamıyoruz gibi hissediyorum. Yani herkese Müslüman olan Kur'an nedir, hadis nedir, ayet nedir biraz yani çok basit düzeyde bile bilgisi olan, kulak dolgunluğu denilecek tarzda dahi alt seviyede bilgisi olan birisine sorsanız Kur'an nazil olmuştur diye yani bunu hayatında yüzlerce kez duymuştur. Hiç duymadım diyecek bir Müslüman çıkacağını zannetmiyorum. Semadan inmiştir, gökten inmiştir kısmını yani çocuk hani derler ya çocuklar bile bilir anlamında. Fakat bizim meselemiz bu semadan inmiş olma, nazil olmuş olmanın ne demeye geldiğini pratik hayatta çok kestiremiyoruz, çok anlamıyoruz veya dikkat etmiyoruz, belki o yüzden olabilir. Çok farkında değiliz Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken, yani semadan inmiş olduğunu söylediğimiz Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken ona semavi bir kitap havasında veya ne diyeyim makamında yaklaşmıyoruz pek. Ben şöyle görüyorum onu, yani nasıl yaklaşmıyoruz, nereden biliyorsun diye soracak olursanız,
Yazılan var. Konuyu açma adına sizler de bu şekilde katkıda bulunursanız hoşuma gidecek. Ben şu anda kendi kafamdakileri toparlamaya uğraşıyorum. Sizin bu şekilde yardım etmeniz konuyu daha kolay bir şekilde açmamıza veya daha zengin bir açıklama getirmemize vesile olacak. O yüzden buyurun yazın. M.S. Çakır şöyle demiş: Semaviliğin karşıtı arzilik, dünyevilik midir? Allah razı olsun. Çok güzel bir soru. Devam ediyor. Eğer öyleyse semavilik ne değildir? Doğru okuyorum herhalde. Semavilik ne değildirden başlamak. Ha, soru değilmiş o. Semavilik ne değildirden başlamak istifadeli olur. Ben de bu konuda sıkıntı çekenlerdenim. Allah razı olsun. Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi damdan düşen birisine ihtiyaç var bu tür konularda. Çünkü damdan düşenin halini aynı şeyi kendi hayatında tecrübe etmiş olan birisinden daha iyi anlayacak kimse yoktur. O yüzden bunu söylemekle iyi yaptınız diyorum. Bu sizin çekmiş olduğunuz sıkıntının ne olduğunu paylaşın. Ben söylemeye çalışayım. Sizin çektiğinizi söylediğiniz sıkıntı aynı mıdır, değil midir? Birlikte konuşalım. Ayırt etmeyi pek beceremiyorum demişsiniz. Allah razı olsun. O zaman şöyle mi anlayayım ben? Sıkıntı çektiğiniz şey ayırt edememek mi? Yoksa insanların semavilikten semaviliği anlayamamış olmak mı? Biraz daha açıklayabilirseniz. Her zaman olduğu gibi mikrofonu da verebilirim. Yazmaktan daha pratik oluyor zaman zaman ama bilmiyorum onu tercih eder misiniz? Bir kez daha sizin yazdıklarınızın bana düşündürttüğü şeyi söyleyeyim. Veya aklıma gelen soruyu sorayım. Çektiğinizi söylediğiniz sıkıntının sebebi insanların semaviliği, yani semavi dedikleri halde, ağızlarından semavi kelimesi çıktığı halde ondan ne kastedildiğini anlayamaması mı? Yoksa ben çünkü son yazdığınızın son cümlesine gelene kadar böyle bir izlenim edinmek üzereydim ama ondan sonra ayırt etmeyi pek beceremiyorum deyince acaba o sıkıntı sizin yani şahsi dünyanızda bu iki kavramın ne olduğunu anlamamaktan mı kaynaklanıyor? Bunu yazmak isterseniz buyurun. Siz onunla ilgili düşünürken ben semaviliğin karşıtı arzilik, dünyevilik midir kısmı ile ilgili en azından benim aklıma gelenleri söyleyeyim. Daha doğrusu ilk cümleye bu konuyla ilgili konuşmaya başladığımda o sizin yazdığınıza benzer bir konudan bahsedecektim. Öyle bir içerik vardı benim kafamda. O da şu: semaviliğin karşıtı arzilik, dünyevilik midir? Evet, doğru. Yani kelime anlamıyla semaviliğin karşıtı arziliktir. Ama bu ne demek? Yani bunları yine az önce dediğim gibi hani insanlara dünyevilik deyince de belki bazı şeyler kafalarında oluşuyor olabilirler. Ups, bir saniye, bir şey oldu. Pardon. Şu anda sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Az önce koptu gibi. Sesim geliyor mu şu an? Ses. Selamünaleyküm. Şu anda konuşuyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm, şu anda duyuyor musunuz? Selamünaleyküm. Ses var mı? Evet, okey. Tamam.
Yani ne olduğunu anlayamadım. Birden bir şey çıktı burada. Okey, tamam. İnşallah devam ediyorum. Fakat benim sayfamda silindi o yazdığınız şey. O yüzden tam olarak hatırlayamayabilirim. Tekrar yazmak isterseniz aynı şeyi yazın veyahut da devamında söylemek istediğiniz neyse onu yazarsınız. Neyse. Semavilik arziliğin zıttı olması lazım. Bu tanım anlamında, yani bir definition verme anlamında doğru. Fakat bundan kastedilen nedir? Kısmında problem var. Benim sıkıntı çekiyorum veya insanlar bu konuda sıkıntı çekiyor diye gördüğüm şey bu. Mesela neye benzetebilirim bunu? Türkiye'de herkes ezbere dayanan eğitime karşı hani çok popüler olduğu için şu anda yine gitti. Allah Allah. Neden böyle oluyor acaba? Şu anda geliyor mu sesim? Şu anda geliyor mu sesim? Peki şu anda oldu mu? Geliyor herhalde sesim. Yazarken ekrana yazarken CTRL tuşuna bastığı için olabilir. Ha. Okey. Peki sesim geliyor şu an. Bir kişi evet desin. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, okey, tamam. Devam ediyorum. Şöyle diyelim. Semavilik nedir? Ne yapılmalıyım? Öyle olmaması için kontrole basmadan olsa o zaman kontrol ne için gerekli bilmiyorum. Kontrole basma. Okey. Şöyle diyelim. Semavilik nedir? Kelimeleri anlamaya çalışalım. Semavilik nedir? Hani mesela Kur'an semadan nazil olmuştur diyoruz ya. Semavilik nedir? Arzilik nedir? Bunun üzerinde konuşalım. Yani bu kelimelerin tanımlarından ne anladığımızı paylaşalım isterseniz birlikte. Yani fikrini söylemek isteyen var mı? M.S. Çakır başlamıştı mesela. Ondan rica edebiliriz belki bunun kendi dünyasında ne anlama geldiğini. Kur'an semadan nazil olmuştur ne demek? Neden semadan nazil oldu? Anlamında. Yazmak ister misiniz? Biraz zaman vermek istiyorum, yazıyorsa diye. Gidip geliyor. Ha, Allah Allah. Okey. Semavi deyince bizim yerden yani arzdan kendi kendimize bulamayacağımız şey olduğunu anlıyorum ben onu. Allah gaybi olduğu için yani alemi şehadetin cinsinden bir varlık olmadığından dolayı bize göndermiş olduğu rehberlik de bizim bu dünyadan kendi kendimize keşfedemeyeceğimiz yani biz mesela masnuata bakıyoruz. Masnuatın içerisinden çıkartamayacağımız bir şey olması gerekiyor. Bir tabloyu inceleyen birisinin tablonun yapıcısının kendi içerisinden olmayacağını anlayabilir olması gerekiyor. Aklı varsa aklını kullanması açısından. Bu arzdan insanın kendi kendine keşfedebileceği bir şeydir. Yani bunun içerisine ben baktım ve yapıcısını kendi içinde görmedim diyebilir. Veya insanın bu potansiyelde olduğunu zaten her zaman söylüyoruz hatırlarsanız bu konuyla ilgili konuştuğumuz derslerde. Fakat semadan gelen nedir o zaman? Semadan gelen rehberlik, semadan gelen mesaj bizim buradan yavaş yavaş kendi açımızdan, kendi seviyemizden keşfetmeye başladığımız konunun tamamlanması, tam anlamıyla, detaylarıyla açıklanmasını içerir. Biz mesela painting örneğinde bu tablonun
efendim yapıcısı, ressamı bunun içerisinde olmaz kısmını söyleyebiliriz. Fakat bu hiçbir şekilde bir açıklama tablonun yapıcısının sıfatlarını tam anlamıyla keşfedebilme, ne anlama geldiğini anlayabilme değildir. Artı peki bunun içerisinde değildir kısmından sonra içinde değilse ben şu anda ne yapacağım? Bu tablo karşısında benim görevim ne kısmını benim kendi kendime keşfetmem mümkün değildir. Arzdan bunu benim yapabilmem mümkün değildir. Böyle bir tablonun aynı örneği devam ettiğim için hep tablo diyorum. Böyle bir tablonun karşısında bakan bir kişi olarak benim üzerime düşen görev nedir kısmını tafsilatlı ya da öyle diyelim tafsilatlı açıklamasını muhakkak o tablonun yapıcısının bana vermesi gerekir. Yani mesela şuraya baktığında şöyle bir şey görmen lazım diye bana açıklaması lazım. Çeşitli yerlerde var ama Şems suresini biz daha yakın zamanda bazı arkadaşlarla çalıştığımız için oradaki örnek aklıma geldi. Bir orada verilen örnek var hatırlarsanız siz de. Bir sarayın içerisine girildiğinde muhakkak sarayın sahibi tarafından oraya koyulmuş bir açıklayıcı bir rehber olması lazım ki o sarayın içerisine giren yani gezmek amacıyla turist diyelim. Castle bir yani müze de diyebilirsiniz ona çok önemli değil illa saray olması gerek yok. Yani müşahede için gittiğiniz bir yerin muhakkak o yeri yapan tarafından görevlendirilmiş birisinin olması gerekiyor. Sizin orada konumunuzu tam olarak belirleyebilmeniz ve neyin ne olduğunu anlayabilmeniz için. Mesela sarayın veyahut da işte kasrın içerisine veya müzenin içerisine girip ya burada tuhaf değişik değişik şeyler oluyor. Bazısı hoşuma gidiyor, bazısı hoşuma gitmiyor. Ne ola ki gibi çok basit düzeyde ilişkiye geçebilirsiniz. Mesela özellikle müze örneğini konuşacak olursak, burada verilen bir örnekti benim hoşuma gitmişti, o yüzden sizinle paylaşıyorum. Müzeye gitmişseniz, benim gibi çok böyle hani painting'den anlamayan birisi olarak özellikle, diyelim orada çok değerli aslında, hakikatında çok değerli olan bir tablonun karşısına geçip, işte hani gözüme güzel gözüktüyse, güzel renkler kullanılmış, ne kadar hoş falan gibi çok basit anlamda bir şeyler düşünebilirim kendi kendime. Ama o işi anlayan birisi, yani o tabloyu yapan efendim sanatçının, ressamın öyle bir tablo yaparken ne tür metotlar kullandığını, işte bir değişik bir onların şeyleri var ya hani açıklamaları var ya efendim şu rengi kullanırsa orada aslında şöyle bir mana ifade ediyor. O rengin işte farklı bir rengin yanında kullanılmasıyla şöyle değişik bir sanat oluyor falan diye böyle bana oradaki detayları tafsilatıyla açıklamasının karşısında ve onun gözünde mesela o milyon dolar değerinde bir tablo olabilir. Bu haliyle anlatması tamamıyla başka bir adeta tamamıyla başka bir tablo karşıma çıkartıyor benim. Benim bunu kendi kendime keşfedebilmem eğitime girmemişsem böyle bir rehberin böyle bir öğreticinin eğitimine girmemişsem mümkün değil. Ancak böyle bir semadan gelen yani dışarıdan gelen benim kendi kendime keşfedemeyeceğim şeyleri bana öğreten bir şey olması gerekiyor. Kur'an'ın semadan nazil olmasını da ben kendi açımdan böyle anlıyorum. Az önce Said de benzer aynı konuda bir sıkıntısı olduğunu söylemişti. O da paylaşabilir veya diğer arkadaşlar da paylaşabilir bu konuda neler düşündüklerini. Yazılan bir şey varmış, onu da okuyayım konuyla alakalı herhalde. Bu Yusuf şöyle diyor, semavi kelimesini yaşadığımız hadiselerin hikmetinin açıklanması olarak da anlayabilir miyiz? Bu soruya kısa cevap olarak evet diyeceğim. Benim anladığım kadarıyla bu sorunun cevabı evet. Ama
hani biraz daha açılması gerekiyor. Tabii sizin kafanızda belki bu açılmış haliyle vardır ama yazdığınız için sadece bu şekilde bu kadarıyla ifade edebildiniz. O da şu, yani hikmeti ne demek? Yaşadığımız hadiselerin hikmeti ne demek? Ya da hikmeti olup olmadığına nereden geldik? Şeklinde biraz düşünmek gerekiyor herhalde. Yani yine o semavi ve arzi arasındaki farka dönecek olursak, insan şu soruları kendi kendine arzdayken sorabilir veya sorabiliyor olduğunu görüyoruz. Ben öyle anlıyorum. Bunu nereden anlıyorum? Onu söyleyeyim. Siz de düşüncelerinizi paylaşın. İnsan nerede olursa olsun, yani hangi konteks içerisinde olursa olsun, tarihin neresinde olursa olsun, devamlı kendi kendine bu anlamda, sizin sorduğunuz sorudaki anlamda bir hikmet araştırmasına girme ihtiyacı hissediyor. Yani hikmet araştırmasından kasıt, ne ola ki bu etrafımda bir şeyler oluyor? Öyle değil mi? İnsan gözü, kulağı, efendim düşünme kabiliyeti, işte bu potansiyeli olan bir yaratık veya bir varlık diyelim. Yaratık sonra gelecek. Bu özellikleriyle kendine bakıyor, etrafına bakıyor ve herkes, benim anladığım, benim çıkardığım sonuç bu okumalarımdan, herkes bu soruyu soruyor. Sormayan, yani fıtratında bu soru olmayan, bu soru sorma potansiyeli, bu merak diyelim ya da illa, yani formal olarak bunu bir yere soru soruyorum diye kalemi eline alıp yazmasına gerek yok. Yazanlar var, onlara yazar deniyor, düşünce adamı deniyor, thinker, philosopher deniyor. Bunların da dışında illa bu anlamda formal olarak bir eser, bir kitap, ne bileyim bir şey yazmasa dahi bu merak, bu soru bütün insanların içerisinde var. Yani sizin dediğiniz gibi hikmetin açıklanması diyorsunuz ya. Yani bu nedir, ne değildir diye herkesin içerisinde bir merak var. Onu bir şekilde biraz daha böyle hani eli kalem tutan, ağzı laf yapan dedikleri gibi insanlar ifade ediyorlar. İşte onların ifadelerini topluyorlar, kitap yapıyorlar. O kitapların hepsine de işte felsefe literatürü diyor, diğer insanlar da okuyor vesaire. Fakat dediğim gibi bu merakı, bu potansiyeli bütün insanlar taşıyor. Dolayısıyla bunun için, yani şuna getirmeye çalışıyorum. Bu soruyu sorabilmek için pardon, semavi olan herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Ne derler? Bir kitaba veyahut da bir rehbere ihtiyaç yok. Yani insanlar bu soruyu kendi dünyalarında ister semavi bir kitap olsun veya olmasın muhakkak soruyorlar. Muhakkak böyle bir kabiliyetleri var, fıtratları var. Burayı anlatabildim mi? Bana söyleyin, feedback verin. Fakat yani bu kısmına arzi diyebiliriz bu anlamda veya fıtratımızda var diyebiliriz. Fakat insanın bu özelliğine karşılık gelecek. Bu özelliği ile sormuş olduğu soruya veyahut da merak etmiş olduğu konuya cevap getirecek kısım arzda yok. Semavi ile arzi arasındaki kritik anlamamız gereken, benim şahsen anlamamız gereken ilişki diye düşündüğüm konu bu. Herkes semadan, pardon, yanlış söylüyorum, kusura bakmayın, aklınızı karıştırmak istemiyorum ama herkes arzdan, yani yaratılışının içerisinde olarak böyle bir potansiyele sahip, böyle bir meraka sahip. Bunun için bir Kur'an inmesine gerek yok. Ha, Kur'an indikten sonra ben böyle konuları düşünmeye başladım böyle bir şey yok. Bunu herkes düşünüyor. Fakat bu düşüncenin karşısında insanların merakını giderecek, bu işin sizin sorunuzda olduğu gibi hikmeti nedir, sebebi nedir, asıl hakikatinde ne olduğunu anlatacak şeyin semavi olması gerekiyor. O da tanım gereği. Az önce vermeye çalıştığım painting, tablo örneğinde olduğu gibi. Neden semavi olması gerekiyor? Yani neden semaviliği şöyle parantez içerisinde açıklayalım. Semavi demek tablonun dışından geliyor olması lazım.
tablonun içerisinde bunun yapıcısını bulamadığımız için, tablonun kendi yapıcısını bulamadığımız için şöyle bir ihtiyaç oluyor veya o rehberliğin tablonun dışından gelmesi gerektiğini biz zaten anlıyoruz, dikkat etsek veya üzerinde biraz düşünsek bunu anlayabiliyoruz. Bu tablo örneği mesela benim kafamda bu ilişkiyi çok güzel açıkladığı için onu sizinle paylaşıyorum. Ve hakikaten bana öyle mantıklı geliyor. Yani aklım alıyor, makul diyor, kalbimde mutmain oluyor. Tablo nedir o? Tablonun içerisinden içerisinde bulamadığım için tablonun sahibini muhakkak tablonun dışına çıkma ihtiyacı hissediyorum. Dolayısıyla mesela müze içerisinde gezerken görmüş olduğum bir tablonun açıklanmasını ben o kişi, o tabloyu yapan birisinden gelmesini bekliyorum. O rehberliği, o açıklamayı oradan bekliyorum. İşte bu semadan beklemektir. Semavi bir mesajı beklemektir aslında benim yaptığım. Tablonun karşısına geçiyorum. Bir kez daha ifade etmeye çalışayım. Tablonun karşısına geçiyorum. Diyorum ki ya bunu bana bir anlatan olsa diyorum. Peki bana bunu anlatan olsa derken ben onu nereden bekliyorum? Yanımda benim gibi benim bu sorularıma cevap verebilecek olan birisinin konuşması olacak, bu bir. Ama tablonun dışından olacak, tablonun yapıcısı tarafından görevlendirilmiş. Yani ya yapıcısı olacak, şahsen gelecek bana diyecek ki kardeşim ben bunu yaparken şunları şu teknikleri kullandım, şurada güzel bir sanat var vesaire açıklayacak. Bu rengi böyle kullandım, bu fırçayı böyle kullandım diyecek. Veyahut da şahsi olarak değilse bile onun görevlendirmiş olduğu birisi yanıma gelecek ama dışarıdan gelecek. Yani tablonun dışından gelecek. İşte tablonun dışından gelmesi kısmı semavidir. Tablonun benim karşısına geçip ya burada bir şeyler oluyor ne ola ki sorusunu sormam için dışarıdan bir şeye ihtiyacım yok. Onu ben kendi kendime sorabiliyorum. Neden ki? Yani kendi kendime derken kendi fıtratıma konulmuş insani özelliklerle bu soruyu sorabiliyorum. Birisinin beni dürtmesine gerek yok dışarıdan. Ya böyle bir şeyi düşün, böyle bir şeyi düşün diye ayrıca bir rehberliğe ihtiyacım yok. Onu bütün insanlar, insan fıtratı üzerine doğan herkes, aklı tamamıyla hani bazen akli yetenekleri, yani o deli dediğimiz insanlar oluyor. Onların dışında bütün insanların böyle bir özelliği var. Bu anlamda arzilik ve semavilik ilişkisini ben böyle anlıyorum. Soru sorma, merak etme fıtratımızda var. Arzın içerisinde böyle bir soruyu sorabiliyoruz. Ama bunun karşısında cevabı verecek olan muhakkak semavi olması gerekiyor. Definition gereği, tanım gereği. Bunu anlayabiliyoruz bu tablo örneğinde. Benim kafama çok güzel yattığı için öyle diyorum. Peki, yazılanlar var. Mesih Çakır şöyle diyor. Tablonun cinsinden olmayan bir kaynak olmalı, bir kaynak olmalı sonucuna ulaşmak, semavi olana yönelmek mi oluyor? Evet. Ben tablo peki diğerlerini de yazayım, belki onlar da açıklaması içindir. Ebu Yusuf şöyle diyor, tablonun manasını tablonun içinde bulamıyoruz sonucuna nasıl ulaşıyoruz? Tablonun içine bakarak, tabloya bakarak ulaşıyoruz ona. Yani ben tabloya bakıyorum, işte renkler görüyorum, şekiller görüyorum vesaire neyse, onların her birisine soruyorum. Mesela orada diyelim bir ağaç diye bir şey gördüysem eğer ben şeklin içerisine, o ağacın da işte renkleri var. Hangi level'dan, tabloya hangi level'dan, hangi seviyeden bakarsak bakalım. İsterseniz bir makro düzeyde bir bütün olarak bakın. İsterseniz bir şekle indirgeyin bakışınızı. İsterseniz o şeklin içerisindeki boyaya indirgeyin. Boyanın içerisindeki işte nereye kadar gidebiliyorsanız. Hiç fark etmez. Tablonun kendisine sorun. Bu tablonun yapıcısı sen misin, değil misin diye. Tablonun içerisinde onu bulamıyor olmamız lazım. Bu sonucumuzdur bizim. Eğer bulabiliyorsak, mesela şöyle diyelim. Bir şey bulduk tablonun içerisinde, inceledik, dedik ki şurada bir şekil var, bir şey var onun içerisinde. Bu bir şey, o her neyse, bütün bu tablonun yapıcısıdır diye bir karar, yani incelememiz sonucunda ama. Böyle bir sonuca varmışsak eğer, işte biz orada tablonun yapıcısını bulduk demektir. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bir kez daha özetlemek için şöyle diyorum.
Ben tabloya bakıyorum, diyorum ki bunun bir yapıcısı olması lazım. Güzel bir şeyler oluyor burada. Bunu ya yani ilk soru, ilk adımdaki soru şu. Bunu kim yaptı? Bunu buraya kim koydu? Bir şey var önümde. Böyle bir merak ile soruyorum ben bunu. Bu bir. İkincisi, bu tablonun yapıcısını ararken ilk gözüme çarpan şey tablonun kendisi olduğu için tablonun kendisine bakıyorum, onu inceleme altına alıyorum. Bakıyorum arkasına, sağına, soluna, köşesine, neyse, üstüne, altına. Tablonun kendi içerisinde bunun yapıcısını var mıdır yok mudur diye araştırma çalışmasına giriyorum. Varsa tablonun yapıcısını buldum diyor, bulmam lazım. Yani elimi ve parmağımı uzatabiliyorsam, ha bak burada buymuş bunları yapan diyorsam bulduk demektir. İşte tablonun yapısı o. Ama yok ise, yani tablonun kendisini araştırdım, bunun içerisinde yapıcısı yoktur sonucuna vardıysam, yani buna biliyorsunuz biz la ilahe çalışması diyoruz. La ilahe bu demek. Tablonun içerisinde araştırdım, bulamadım yapıcısını ama önümde tablo var. Şimdi bakın bu bir şeydir, halledilmesi gereken bir problemdir. Yani yapıcısını göremiyorum fakat önümde bir existence var. Önümde bir vücudu olan, varlığı olan bir şey var. Bunu açıklamam lazım. Tablonun yapıcısı olmadığı halde tablonun kendisi varsa o zaman ne diyorum? Muhakkak olarak vardığım sonuç şu. Muhakkak bir yapıcısı olması lazım diye sonuca varıyorum. La ilahe, birinci kısmı la ilaheydi bunun. İkincisi illa Allah. Yani muhakkak bunun bir yapıcısı olması lazım sonucuna ondan sonra varıyorum. Peki yazılanlar var. Arkadaşlar düşünüyorlar bu konuda. Güzel. Ben onları okumak istiyorum. İnşirah Nur şöyle demiş. Tablonun cinsinden olmayan bir kaynak diyorsak o kaynağın tablonun içindeki malzemelerin o tablodaki sanatı kompozisyonu yapamayacağını anlamak demek olur. Evet. Bunu gözlemlerimiz sonucunda anlamamız gerekiyor. Yani sizin dediğiniz doğru ama bunu nereden çıkarttık diye sorarsak eğer ki sormamız da lazım. Yani sizin dediğiniz sonuca nereden vardık? İçerisinde olmadığını nereden anladık? Öyle kafadan attık veya biz bir yerden duymuştuk anlamında değil. Şahit olmamız gerekiyor ya. Eşhedü diyoruz. Yani ilk önce data topluyoruz. Bu datanın içerisinde bir şey olmadığını, pardon, yapıcısı olmadığı sonucuna varırsak eğer ondan sonra illa Allah dememiz gerekiyor. Evet. Kevser 1-2-3 şöyle demiş. Görünen alemin görünmeyen tarafıyla anlaşılmasıdır. Evet. Görünen alemin görünmeyen tarafıyla anlaşılmasıdır demiş. Peki. İnşirah Nur şöyle devam ediyor. Bir yemeğin güzelliğini anlamak için karışık malzemeleri doğru bir şekilde kullanmak ve pişirmek gerekir. Güzel, bu yemek örneği de anlaşılabilir. Doğru. Bu da ilim ve nizam gerektirir. Evet. Bakın işte bak burada ilim ve nizam gerektirir diyoruz ya. Tabloya baktığımızda ilim ve nizam gerektirir olduğunu biz görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Burada bir şeyler oluyor. Mesela burada bir yemek örneğinde işte içerisine şu kadar konulmuş, bu tarafta bu kadar karabiber konulmuş, burada bilmem ne kadar konulmuş diye. Şimdi bu nizamın sorumuz şu. Bu nizam bunun içerisinde gördüğüm şeyin kendisinden mi geliyor, başka yerden mi geliyor? Aslında buna felsefede a priori bilgi falan diye söylerler. Yani bir şeyin özelliği, yani Allah din falan demeye gerek yok. Herhangi bir şeyin özelliği ya kendisindendir ya başkası tarafından verilmiştir. Bunun ortası olmaz. İşte kendisinden ise ona zati denir. Başkası tarafından verilmişse arizi denir. Her şey için geçerli bu. Dünyaya bak, kainata bak, neye bakarsan bak. Sor ona, senin bu üzerinde gördüğüm özelliğin kaynağı sen misin, başkası mı verildi? Yani en dipteki soru, en temel soru bu herhalde. Karışık, devam ediyorum. Karışık malzemelerden bir sanat, bir lezzet çıkartmak malzemeden olmadığını anlayabiliriz. Evet, malzemeden mi değil mi diye sorabiliriz. Malzemeden ise, yani onu biraz daha şey yapmak istiyorum ben. Yani böyle bir sorgulama safhasından geçtikten sonra anlayabiliriz. Hemen sonuca varmayalım.
kestirmeden veya biz zaten daha önceden bunu duyduğumuz için böyle bir sonuca varıyoruz havasına girmesin diye ben onu biraz daha şöyle ifade etmek istiyorum. Malzemeden olmadığını anlayabiliriz. Sorun malzemeden mi değil mi? Malzemenin kendisine sorun. Malzemenin kendisi diyorsa ki bunun bu işte üzerinde gördüğüm düzen ve nizam bendendir diyorsa tamam ilahı bulduk demektir. İşte o gördüğün şey ilahtır anlamında. Ama demiyor ise eğer veya şöyle diyelim benden değildir diyorsa o zaman benden değildir diyen o özelliği bir yere vermemiz lazım. Çünkü bir özellik var benim karşımda gördüğüm bir şey var. Onu bir yere vermem lazım. Malzemenin kendisine verebiliyorsam malzemenin kendisine vereceğim. Malzemenin kendisine veremiyorsam peki bunu nereye koymam lazım? Birisi olması lazım bunu yapan. Çünkü bir varlık var. İşte vacibül vücut diye ifade edilen kavrama bu şekilde varılıyor benim anladığım kadarıyla. Vacibül vücut ne demek? Olması gerekli olan varlık demek. Vacip, vücudu vacip. Yani varlığı vacip, yani gerekli, necessary being dedikleri. Neden gerekli? O Allah olduğu için falan filan değil. Gerekli çünkü eğer öyle bir vücut, öyle bir varlık yok ise, öyle bir zat yok ise ben gözümün önünde gördüğüm bu şeyi açıklayamıyorum da ondan. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Bize verilen cihazlarla dediniz. Okey. Ebu Yusuf tekrar şöyle yazıyor. Olmadığını ispat için tablonun her yerine kapsamlı bir şekilde bakmak gerekmez mi? Evet gerekir. Şu ana kadar söylediklerimiz herhalde bu soruya cevap olmuştur diye tahmin ediyorum. Tablonun her yerine kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Bakın, tablonun içerisinde herhangi bir şey görüyorsanız, o özelliklerin sahibi olarak bir şey görüyorsanız, orada buldunuz demektir işte. Evet. İnşirah Nur şöyle diyor. Mesela keki birçok kişi sever ama sadece bir unu, yumurtayı, yağı kimse yemek istemez. Evet, onların karışması ve pişmesi gerekir. O yüzden bir sanatın malzemelerinden beklemek, kekin malzemelerini kek pişmeden sevmek gibi bir komik gibi bir durum olur. Evet, komik ve muhal oluyor. Yani imkansız. Öyle olması mümkün değil anlamında. Peki. M.S. Çakır devam ediyor. Tabloya kendimizden atfettiğimiz manalar olabilir, arzi. Fakat bu tabloyu yapanın gerçek maksadı ne diye anlamak neyi anlatmak istiyor semavi sorusu hala ortada duruyor. Yani hala cevaplayamadık anlamında mı söylediniz bunu? Hala ortada duruyordan kastınız. Ben şöyle anlıyorum. Böyle bir soru var. Bizim düşünmemiz gereken soru budur. Yani kendimce arzi ve sema ayır çalıştım. Yani ayırt ettiğinizi sizin yazdığınızdan ben anlıyorum. Yani cümlenizde bana göre anlayabildiğim kadarıyla aleykümselam. Anlayabildiğim kadarıyla semavi ve arzi olanın tanımını yapmışsınız. Biz arzdan bazı şeylerin farkına varabiliriz. Fakat mesela hikmet ilk soru o muydu? Hikmetle ilgili sorunun içerisinde. Nedir o? Zerlili kardeşimiz, arkadaşımız. Konuyla ilgili olan şeylerin dışında pek yazılmasını istemiyoruz çünkü belirli bir konu var üzerinde çalıştığımız şu an. O yüzden konu dağılmasın diye şeyle çok konuşmuyoruz. Dışarıdan yeni mi gel? Yok, yeni değil konu. Uzun süredir buradayız da. Siz yeni gördünüz belki. Ama lütfen konuyu dağıtacak şekilde muhatap olmayın. Teşekkür ediyorum. Neredeydim ben? Ha, arzi ve semavi kısmının ayrımı bu şekilde. Evet. Ben gözümün önünde görmüş olduğum şeyin kaynağını arzi değil diye, yani kendi içerisinde değil diye sonuca varmışsam, o zaman bunun sonucu olarak bunun gerektirdiği şey şudur. Eğer kendi içinde değilse bunun yapıcısı, demek ki yapıcısına sormam lazım. Yani semavi bir rehberlik aramam lazım. Sonucuna çıkıyoruz. Sonucuna geliyoruz. Evet. İnşirah Nur'un yazdıklarını da okuyayım o zaman.
Mesela dün bir arkadaşım dedi ki herkes ekmek nasıl yapılır biliyor ancak neden herkesin ekmeği aynı lezzette olmuyor? O biraz daha farklı ama dur bakayım. Yani malzemeler yeterli değil, bir ilim, bir kudret, bir nizam mutlaka gerekir. Ha, okey, tamam. Yemek yemeyi sevdiğimizi bilmek arzi, neden yemek yemeyi seviyorum sorusunun cevabı da semavi oluyor diyebilir miyiz? Şöyle diyelim. Peki yazılan var. Tablonun önünde durup renkle ve şekiller üzerinde yorumlar yapabilirim. Fakat yaptığım yorumların hiçbirisinin sanatkarın maksadı ilgisi olmayabilir. Evet, dediğiniz doğru. Hiçbirisinin ilgisi olmayabilir. Hatta eğer ben bu şeye devam edersem, bu tutumuma devam edersem, yani ben bunların kendi kardeşim bunun karşısında duruyorum. Bak aklım da var, gözlerim de var. Buna bakıp kendi kendime bunun manasını çıkartacağım diye bir tutumun içerisinde bulup kendimi buna devam ettirebilirim. Yani vahyi bilginin kaynağı olarak, bir bilgi kaynağı olarak almayan bütün filozofların içinde bulunduğu durumu ben bu şekilde anlıyorum. Onlar diyorlar ki ben aklımla düşünebilen bir insan olarak bu karşımda gördüğüm gerçeğin hakikatını çözebilirim diyorlar. Başka bir şeye, öyle metafizik falan karıştırmaya gerek yok. Ben bunu keşfedebilirim diyorlar ve işte şu anda bizim örneğimizde verdiğimiz gibi tablonun önünde tablonun yapıcısının ne dediğini pardon, tablonun yapıcısının ne gibi bir anlam ya da ne gibi bir hikmet koymuş olabileceğini akıllarına getirmeden veya onu düşünmek istemeksiz düşünmeden kendi kendilerine bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Tabii o da yani sonu yok. İstediğin kadar düşün. Herkes kendi kafasına göre bir şey söyleyebilir. Aslını tutturması mümkün değil. O yüzden yazılanlar var ama şu cümleyi bitireyim. O yüzden bizim semadan gelen rehberliğe muhakkak ihtiyacımız var. Yoksa kendi kendimize bizim bunu arzdan keşfediyor olmamız mümkün değil. Ups, gene bir şey oldu. Okey, tamam. Kurtardık. Peki yazılanları okuyayım. Ebu Yusuf şöyle diyor. Tablonun her yerine kapsamlı olarak bakmamız gerekir dedik. Ha, okey, siz bir önceki soruya döndünüz. Tamam. Tabloyu kainat olarak algılıyorsak eğer, kainatın her yerine ihatalı bir şekilde bakmak mümkün değil. Ya da mümkünse nasıl? Parantez içinde güzel. Bunun için bunu şunun için söylüyorum. Bilimciler biz şunun açıklamasını şu an için bulabilmiş değiliz fakat ha okey anladım, güzel bir soru. Fakat her yeri daha araştıramadık. Araştırdıkça ortaya çıkarıcı iddiası mantıklı gibi gözükebilir. Evet. Güzel bir soru. Şimdi öteki kısmı herhalde biraz tamamladık gibi, bu semavi ve arzi meselesini. Çünkü biraz daha konuyla alakalı olmakla birlikte konunun bir başka en azından yönüne dikkatimizi çekiyor diye buna odaklanalım şimdi. Soru geldi. Soruyu herkes anladı herhalde. Bu yani valid bir soru, yani güzel bir soru. Düşüncesi olan arkadaşlar varsa paylaşsınlar bu konuda ne diyebiliriz diye. Ben konuyu anlamadım ki. Arkadaşım konuyu anlamadınız çünkü biz bu konuyu 2 senedir işliyoruz burada. Anlamamanız gayet normal. Siz hangi sınıfın içerisine girip 5 dakikada konuyu anlıyorsunuz başka bir normal hayatınızda? Yani konuyu anlama gibi bir derdiniz varsa burada sabredip bizimle birlikte olursunuz. Konuyu anlamak için konu insaniyetimizin anlamını eğer geciktiysem, okey, geciktiniz, cevap veriliyor. Okey. Evet, yani yeni geldiğiniz, o yüzden diyorum. Yeni geldiğiniz bir şeyi anlamamanız gayet normal. Bizim ne dediğimiz, yani konuyu nereden geldik, nereye başladık bunu bilmediğiniz için biz de bekleyemeyiz sizin birden anlamanızı. Eğer şu anda konuştuklarımız ilginizi çekiyorsa burada buyurun, yani aramızda durun. Ama ben şu anda hali hazırda bulunan arkadaşlarla bu konuyu dediğim gibi çok uzun zamandan beri işliyoruz. Ben şimdi o konunun en başına dönüp size anlatırsam buradaki arkadaşlar haksızlık olmaz mı? Risale sohbetleri, evet. Neyse, yani
Konuyu dinleyin kardeşim. Konuyu dinlemek istiyorsanız boş verin Risale'yi şimdi. Konu ilginizi çektiyse ne yapacaksınız kimin Risalesi olursa olsun? Konu ilginizi çektiyse arkadaşım aramızda durun. Hayır, dinleyin beni. Konu ilginizi çektiyse aramızda durun. İlginizi çekmediyse gidin. Ben kimse zorla sizi burada tutmuyor ki. Pardon. Soruya dönüyorum. Tablonun her yerine kapsamlı olarak bakmamız gerekir dedik. Peki, İnşirah Nur'un yazdığını okuyayım, konuyla ilgili olabilir. Bir sineğin vücudunu kim tanzim ettiyse güneşi de o tanzim etmiştir diye bir ifade var. Okey, yani kainatın her yerini tek tek incelemek kişiye zor geleceği için ince yaratılan şeylerde inceden kastınız nedir anlayamadım. Maksada ulaşabiliriz olarak anlıyorum ben. Küçük şeylerde. Evet, bu dediğinizin içerisinde de cevap gizli diye anlıyorum ben. Ben anladığımı şu şekilde ifade edeyim. Her tarafı hiçbir zaman kainatın her tarafını biz araştıramayız. O yüzden kesin olarak nasıl sonuca varabiliriz? Bunu ilk defa siz sormuyorsunuz. Varoluşsal felsefenin ben zaman zaman arkadaşlarla paylaşıyorum bunu. Bir temsilcisi var. O temsilcisi de aynen bu soruyu soruyor. Kendi kendine yani bakmak isterseniz Kierkegaard diye existential bir filozofur var. O filozofur aynı bu soruyu soruyor. Diyor ki böyle bir soruyu sorduktan sonra diyor ki Allah hakkında toplayabileceğimiz yani yaratıcı hakkında toplayabileceğimiz datalar her zaman inconclusive olur. Yani hiçbir zaman kesin sonuç vermez. Çünkü aynı bu sorunun içerisinde geçtiği gibi biz bütün kainattaki bütün var olmuş dataları toplamamız mümkün değildir. Dolayısıyla kendisinin vardığı sonuç bu. Eğer böyleyse buradan çıkardığım sonuç diyor, yaratıcının varlığıyla ilgili hiçbir zaman reasoning ve akıl kullanılmamalıdır. Böyle şey toplayacağım, data toplayacağım, veri toplayacağım, işte proof getireceğim şeklinde olmaz bu diye sonuca varıyor. Yani bu bir açıdan böyle bakınca biraz böyle gibi görünüyor ama bunun karşısındaki en kuvvetli argümanı ben şöyle anlıyorum. Risalelerde yine geçen bir argüman var. Kardeşim bu da beni rahatsız edip duruyor. O argüman da şu. Bir şeyin, herhangi bir şeyin varlığını ispat etmek çok kolaydır. Yokluğunu ispat etmek bir şeyin mümkün değildir. Ki bu da mantık kuralıdır, lojik kuralıdır bildiğiniz gibi. O yüzden mesela Risale'nin içerisinde bir şeyin varlığını ispat eden iki şey olunca bir artı bir değil, ya pardon, bir artı bir eşittir iki değil, bir ile bir yan yana gelir. 11 olur. 3 tane olursa 111 olur diye yani exponentially artar diye bir şey argüman söylüyor ki çok yani kabul edilmiş veyahut da çok kuvvetli bir logic var bunun arkasında. O da şu. Mesela problem of induction diye geçer. Bu konuyla ilgilenen insanlar bunu bilirler, akademisyenler bilirler. Induction yoluyla yani genelleme küçük şeylerden dataları toplayıp onlardan bir generalization yapmanın bir problemi vardır. O problem de şu. Mesela dünyanın üzerinde beyaz kuğulara bakarak siyah kuğunun olmadığının sonucuna varamazsın der. Neden varamazsın? Çünkü sen istediğin kadar şey bul. Kuğuların beyaz olduğuna dair bir
data topla, elinde veri olsun, hiçbir zaman siyah kuğunun olmadığını ispatlayamazsın bununla. Ama bunun karşısında birisi getirir de siyah kuyu karşına çıkartı verirse senin o ana kadar toplamış olduğun bütün o milyonlarca örnek data çöpe gider. Problem of induction denilen felsefede problem of induction denilen mesele budur. Fakat bunun varlık dikkat edersek eğer yokluk ispatıyla, yokluğa genelleme ile ilgili bir problemi vardır. Mesela beyaz kuğulara bakarak siyah kuğuların olmadığını ispatlayamazsın. Ama bir beyaz kuğuya bakarak, tek bir beyaz kuğuya bakarak bu dünyada beyaz kuğu olduğunu ispat edebilirsin. Bir tane şey yeter bunun için. Bir tane örnek yeter. İki tane örnek olursa kesin kesin yeter. Hiç mesela onun karşısında bir yoktur diye argüman getirmek mümkün değildir. Yani exponentially artar. Üç tane olursa hiç yani mümkün değil onun varlığından şüpheye düşebilmek. Dolayısıyla Allah'ın varlığı da bu şekilde ispat ile varlığını ispat ettiğimizden dolayı mesela biz kainatın içerisinde görebildiğimiz senin sorunun içerisinde olduğu gibi kainatın içerisinde ben çok küçük bir yere baktım. Bir yere baktım, iki yere baktım, üç yere baktım değil mi? Hadi diyelim 10 yere baktım. Bu baktığım yerlerde ispat ettiğim şey çok önemli. Bir şeyin varlığını ispat ediyorum ben. Yokluğunu değil. Yokluk o yüzden ispat edilmez. Benim o baktığım 10 yer var ya, o 10 yerin içerisinde ben eğer şu sonuca varmış isem, bunlar bana gösteriyor ki, bu 10 farklı şey bana gösteriyor ki, bunların yapıcısı şeyin içerisinde değildir. Kendilerinin içerisinde değildir diye sonuç getiriyorsa eğer, bunun anlamı 10 tane elimde delil vardır değil. Her birisine bir delil deyin varlığı olduğu için ve 10 tane biri yan yana koyun. İşte kaç yapıyor o bilmiyorum. 10 tane biri yan yana koyarsanız milyon mu yapar, milyar mı yapar her neyse. O kadar çok delilim olur elinde. Dolayısıyla yani bunu 100'e katlayın. Diyelim 100 şeye baktığımızı düşünün. O zaman 100 tane biri yan yana koyun. Bakın ne kadar fazla oluyor. 1000 tane şeye bakın ki 1000 tane data topladım bu kainatın içerisinde demek çok mümkün. Ne 1000 tanesi? Şu anda insanlar milyonlarca, milyarlarca şey inceliyor. Hem dünyanın içerisinde hem de dünyanın dışında inceliyorlar. Ve bunların hepsinde gördüğümüz tek bir gerçek var. Bunun yapıcısı kendinden değil. Sizin elinizdeki o zaman bu kadar binlerce, milyonlarca şeyi inceleyen birisi olarak elinizde ki delilin kuvveti nedir? İşte dediğimiz gibi 1 milyon tane biri yan yana koyun. 1 milyon, 1 milyon değil bakın. 1 milyon kuvvetinde değil. 1 milyon adet biri yan yana koyun. O karşınıza çıkan yani benim ifade edemeyeceğim büyüklükte bir delil çıkıyor ya. Yani bu sonsuza gider anlamındadır. Dolayısıyla sırf dünyanın içerisinde bile yani o uzayı böyle güneşleri, kara delikleri falan bırakın. Dünyanın içerisinde topladığımız bütün deliller trilyonlara ulaşır. Yani trilyon tane biri yan yana koyduğunuzu düşünün. Bunun da anlamı şu demektir. Biz kendi dünya, başka yere bakmaya gerek yok. Kendi dünyamız içerisinde bile sonsuz sayıda veya sonsuz kuvvette yaratıcının varlığını ispat edebiliriz demektir. Bilmem anlatabildim mi? O halde kainatın içinde yapılan burada aradığın anlam yok şahit dediklerinin etkisi de exponential olarak artıyor. Evet, exponential anahtar kelime bu. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Evet, bunun üzerinde düşünmek lazım. Hep birlikte düşünelim. Şu anda yaptığımız da o. Hakikaten yani ben bunu biraz düşündüm. Benim için çok çok büyük kuvvetli bir argüman olarak görünüyor. Bana öyle görünüyor. Dediğiniz gibi siz de düşünün. Exponential olarak artıyor. Öyle bir iki gördüm ya burada üç tane beş tane değil. Yani o yüzden diyorum ben Risale'nin içerisinde
bize çok basitmiş gibi geliyor. Yani bana eskiden en azından öyle gelirdi. Ha, 1 artı 1 2 değilmiş de 11'miş. Yani kuvvetliymiş. Böyle biraz avam dahi anlar halde anlatınca onun ne kadar kuvvetli bir argüman olduğunu çok iyi anlamıyordum ben eskiden, en azından kendim için konuşayım. Ama bu sizin az önce Ebu Yusuf'un az önce sorusunu insanların, filozofların düşündüğünü ve bu soru üzerinde hata yaptığını görünce, o zaman dedim ha, üstadın burada bahsetmiş olduğu espri buymuş. Ancak böyle bir metot ile o sizin sormuş olduğunuz soruya cevap verilebilir, mutmain olacak şekilde cevap verilebilir. Değilse az önce örneğini verdiğim gibi bu çok düşünen, çok kaliteli de bir adam aynı zamanda, ama bu bizim metodu bir şekilde kendi dünyasında keşfedemediği için bakın o insanı şeye götürmüş. Yani aklı o zaman hiç kullanmayalım, öyle datadır, proof'tur falan hiç uğraşmayalım sonucuna götürmüş maalesef. Evet. O yüzden ben bunun değerini, bu şu anda size bahsetmeye çalıştığım metodun değerini çok iyi anlıyorum, takdir ediyorum. Allah Allah, böyle bakılmazsa demek ki insanlar çok çok farklı sonuçlara, yanlış sonuçlara varabiliyor. İşte o da onların imtihanı. Ama bizim kendimiz için bunu anlamamız gerekiyor. Evet, Allah razı olsun. Az önce İnşirah Nur'un söylediği de, bir sineğe bakarak, yani küçük bir şeye, illa küçük bir şey olmasına gerek yok. İstiyorsanız dağa bakın, yani çok önemli değil. Yani bu kainatın içerisinde, daha doğrusu kainat bile değil, bu dünyanın içerisinde basit, yani incelemek için basit olarak anlamında söylüyorum. Kafamızı dışarıya çevireyim. Ben bakıyorum şöyle, bir ne gördüm dışarıda? Çimen gördüm. Çimeni düşünün. İlla böyle kuantumdur, yani acayip acayip yerlere gitmeye gerek yok onun için. Bakın, siz de biliyorsunuz, Stephen Hawking denilen astrofizisist geçenlerde yapmış olduğu açıklamada aynen, yani şu anda üzerinde konuştuğumuz durumu tam anlayamadığından dolayı şöyle bir şey dedi. Biz dedi, işte araştırmışlar kainatın, yani kozmos denilen şeyin ta nerelerine gitmişlerse, yani teorik olarak tabii, fiziksel olarak gitmiyorlar da, diyor ki bunların hiçbir yerinde Allah'ı bulamadık diyor. Allah'a gerek yokmuş diyor. Çünkü o şey arıyor. Yani ben bu dünyadaki her şeyi açıkladım. Yani burada herhangi bir Allah diye bir şey göremedim. Şimdi dur bakayım, hani o kara deliklerin arkasında mı arıyor artık? Nerede arıyorsa orada bir Allah, bir yaratıcı var mıdır diye arıyor. Bulamadım diyor. Bulamaz tabii ki. Bulunmaz. Çünkü sen buradaki ağacı kendi içinde açıkladıktan sonra kara deliği, yok efendim yıldızları, galaksileri haydi haydi açıklarsın. Mesele o değil. Evet. Onun beklediği Allah nasıl bir şey ki bulamadı. Evet. O da var. Yani onun beklemediğini ben yani astrofizikçi olmadığım için sadece avam olarak şöyle anlıyorum. O şimdi bir bilim adamı olarak, bu anlamda seküler bir bilim adamı olarak her şeyi açıklıyor ya. Yani diyor işte dünyanın içerisinde işlemler böyle yürür, ağaç böyle gelişir, bulut böyle yapar. Bakın bunları açıkladığı zaman burada Allah'a gerek yok diye açıkladı ya bunu. Şimdi bu vatandaş şöyle bir şey arıyor. Yani ben bir yere gideceğim, orada benim şu andaki açıklayabildiğim, elimde bilim diye tuttuğum bir şey var ya, o bilim diye tuttuğum şey gideceğim orada işlemeyecek ve ben diyeceğim ki ha bak burada Allah varmış çünkü bak burada açıklayamıyorum diyeceğim diye bir şey bekliyor o. Öyle işte God of the Unknown şeklinde, İngilizce bilen arkadaşlar God of the Gaps diye literatürde geçer. Yani bilinmeyen şeyin Allah'ı, ilahı anlamında. Yani ben her şeyi dünyada bildim, bir yere geldim. Aa bak bunu bilemiyorum, bunu çıkartamadım. Gördün mü diye bir nokta gelecek. Ondan sonra diyecek, ha bak işte Allah buradaymış diye. İşte böyle bir Allah aradığı için o insanlar öyle bir Allah'ı hiçbir zaman bulamıyorlar. Mucize bekliyor, yani acayip bir şey olacak. Mesela gökten yıldız düşecek ama. Yo, yani kafanıza, aleykümselam. Kafanıza gökten yıldız düşse bile onun açıklaması var adamın kafasında.
İşte diyor ki şuradan şuradan geldi, böyle bir şey var. Yani kafasına yıldız düşse de onun için yetmez o. Yani bilmem anlatabildim mi? No Arabic kardeşim. No Arabic. Turkish. Peki. Güzel. Sema. Okey. Sema arzi meselesi böyleydi. Dur bakayım. Kur'an semadan nazil olmuştur kısmı cümlesini konuştuk. Orada ne diyor? Ve onun nüzul ile semavi bir maide ve bir sofra-i ilahiyede nazil olmuştur. Zaman bitti ama konuyla şu anda çok yakından alakalı olduğu için yani tekrar bir ayrıca açıklamaya gerek kalmadan burayı anlayabiliriz diye düşündüğümden dolayı bu cümleyi okuyorum. O da şu, semavi kısmını bu şekilde anladıktan sonra bir kez daha okuyorum. Kur'an semadan nazil olmuştur, semadan inmiştir. Gaybi olan bir alemden, bizim burada keşfedemeyeceğimiz bir alemden gelen bir rehberliktir. Ve onun nüzulüyle, yani bu şekilde dünyaya inmesiyle, inmek o yüzden kullanılıyor, nezele. Semavi bir maide, bakın gene aynı şeyi kullanıyor, aynı kelimeyi kullanıyor. Bir maide var, maide sofra demekti. Bir sofra gelecek, fakat semavi bir sofra o. Bizim buradan dünyadan anladığımız sofra yemek içmek anlamında değil. Bir şey geliyor önümüzde, bir şey var, bir anlam sofrası herhalde bu, oraya gidecek sofradan kastı. Şu an ne demek çok kestiremiyorum ama en azından semavi ile olan ilişkisini kuruyorum. Bir şeyden bahsedecek. Önümüzde bir sofra var. Yani bir şeyler yiyeceğiz ama dikkat edin, o semavi bir sofra. Yani onun üzerinde semavi olan anlamlar olacak. Semavi olan anlamlar yoksa tanım gereği o Kur'an değildir. Bizim okuduğumuz Kur'an değildir. Yani bunu o şekilde de ifade edip kendimize dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Elimizde Kur'an aldık, yani Musaf dediğimiz şeyi aldık, açtık, okuyoruz. Biz kendimiz hemen otomatik olarak ne düşünüyoruz? Şu anda ben Kur'an okuyorum. Ha, bu tanıma göre, yani dersin başından beri konuştuğumuz tanıma göre okuduğun şey Kur'an mı değil mi? Öyle sorayım. Okuduğun şey Kur'an mı değil mi? Bunun cevabını verecek olan var mı? İnsan birisi aldı eline Musaf, biz karşıdan Kur'an diye tarif ediyoruz onu. Açtı, bir sayfasını okuyor. Şimdi bu insan Kur'an mı okuyor değil mi? Nasıl anlarız? Veya bunun şeyi var mı? Garantisi var mı? Evet. Yazan kimse yok. Kur'an mutlaktır değil herhalde. Yok. Kainat ilişkisini kuruyor, Allah razı olsun. Güzel canlı. Ben onu yaratıcının kitabı diye mi okuyorum? Evet. En güzel Nur Akgünsel. Allah razı olsun. Güzel. Hepsi güzel. Yani benim kafamdaki bu sorunun cevabı tabii ben onun yaratıcının kitabı diye mi okuyorum olması lazım. Tanım gereği. Yani benim okuduğum o şey, insan kendi kendine soracak. Benim okuduğum o şeyi ben Kur'an diye mi okuyorum? O tarife göre Kur'an mı okuyorum değil mi? Bana göre değişir. Benim tutumuma göre değişir, benim tanımıma göre değişir. Ben onu tarih kitabı da okuyor gibi olabilirim. Yani istediği kadar ağzımdan Kur'an-ı Kerim diye tarif ettiğim kitabın üzerindeki ayetler çıksın ağzımdan. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bak ağzımdan hepsi Arapça, yani Kur'an'ın kendi orijinal ifadesi diye söylediğim bu ifadeler çıkıyor olsun, hiç fark etmez. Bu benim için Kur'an mı değil mi diye sormam lazım. Kur'an olabilir, Kur'an da olmayabilir. Ya ağzımdan Elhamdülillahi Rabbil Alemin çıktı, nasıl Kur'an okumuyorum ben denilmez. Yani inşallah bu tartışmadan sonra neden denilmeyeceğini açıklayabilmişimdir herhalde. Kul huvallahu ehad dedim. Kur'an mı okudum değil mi? Bilmiyorum. Sen ne anladıysan ondan. Onun kafanda o kul huvallahu ehad dediğin kafanda senin ne oluşturduysa onu anlamışsındır. Kur'an'a yaklaşan, Kur'an'ın manasına, tarifine yaklaşan bir mana oluşmuşsa, evet. Başka bir şey oluşmuşsa o Kur'an değil. İstediği kadar ağzından o kelimeler çıkıyor. Neyse, anlaşıldı herhalde.
Vallahi biz hep Kur'an okuyoruz, hatimler falan, evet. İnşallah Kur'an, inşallah Kur'an'dır onlar okuduklarımız. Öyle diyeceğiz. İnşallah Kur'an'dır. Çünkü Kur'an olmama ihtimali çok büyük. Böyle bir tarif yoksa kafamızda, semadan nazil olmuştur diye bir anlam yoksa kendimizi okuyoruz. Mutlak yaratıcının benimle konuşması, bana rehberlik yapması. Okey. Rabbül alemin, aleme bak, etrafa bak ki bulasın yaratıcını diye tamamlıyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Peki. Benim aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Son olarak yorum veya sorusu olan varsa buyursun. Kimse yazan yok. O zaman ben bitiriyorum müsaadenizle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.